Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdiki dersimizin konusu Bildbeschreibung, yani resim yorumlama ile alakalı olacaktır. B1 Mütli sınavının ikinci bölümü resim yorumlamadır. Birinci bölümde kendimizi tanıtıyoruz. İkinci bölümde resim yorumluyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölümde de etwas planen, yani bir plan yapıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte Bildbeschreibung, resim yorumlamayı nasıl yapabileceğimizi, bununla ilgili kalıp cümleleri vesaire görmüş olacağız arkadaşlar. Bir resim yorumlamada arkadaşlar belli kuralları takip etmeniz sizin çok faydanıza olacaktır. Yani resimde resmi yorumlarken sırayla önce ne yapacağım, daha sonra ne yapacağım, daha sonra ne yapacağım diye belli kararları almış olmanız önemli. Mesela önce resimde arkadaşlar kişileri söyleyeceksiniz. Yani size bir resim veriliyor sınavda ve o resme bakarak o resmi yorumlamanız isteniyor sizden. Şimdi resime baktığınızda kişiler varsa önce kişileri söylüyorsunuz arkadaşlar. Ich sehe auf dem Bild eine Frau und einen Mann şeklinde söyleyebiliriz. Buradaki kalıp cümlemiz bu. Ya da auf dem Bild sehe ich şeklinde devrik cümle kullanabilirsiniz. Bu şekilde biraz daha şık olabilir cümleniz. Ich sehe auf dem Bild, ben resmin üzerinde görüyorum. Eine Frau, bir kadın görüyorum. Und einen Mann, bir tane adam. Şimdi man derman olduğu için bakın mavi yazmışız. Einen Mann şeklinde geliyor. Çünkü sehe fiili, görmek fiili akuzatif bir fiildir. Veya zwei Kinder, iki tane çocuk görüyorum. Veya ein Mädchen, bir tane kız çocuğu görüyorum. Ya da einen Junge, bir tane erkek oğlan görüyorum şeklinde söyleyebilirsiniz. Ya da hepsi ise hepsini söyleyebilirsiniz. Ya da iki adamsa zwei Männer şeklinde çoğulunu kullanmanız gerekiyor. Ya da drei Frauen, üç tane kadın görüyorum şeklinde kullanabilirsiniz. İkinci sırada arkadaşlar ne giymişler var. Yani ne giymişlerse onu söylüyorsunuz. Burada tragen fiilini kullanabilirsiniz. Tragen giymek demek. Bir manası da taşımak ama elbiseyi taşımak gibi de düşünebilirsiniz burada. Er trägt ein Hemd, o bir gömlek giymiş. Ya da sie trägt ein Hemd, o bir gömlek giymiş. Bakın burada trägt diyoruz. Çünkü tragen fiilinin çekiminde ich trage, du trägst, er sie trägt şeklinde geliyor. Trägt olarak umlautlu A şeklinde kullanıyoruz. Burada ne giymişse giyebileceği varyanslardan ben bazılarını yazdım arkadaşlar. Ve bunlardan birini kullanabiliriz. Bunlar der artikel olanlar, bunlar die artikel olanlar, bunlar da das artikel olanlar. Malum üzere trägen fiili de gene akuzatif bir fiildir. Eğer artikeli der olan bir fiil kelime kullanacaksanız o zaman einen şeklinde kullanmanız gerekiyor. Yani er trägt einen Hund, bir şapka giymiş. Einen Ring, bir yüzük giymiş. Einen Gürtel, bir kemer takmış. Ya da einen Pullover, bir kazak giymiş. Ya da einen Anzug, bir takım elbise. Einen Rucksack, bir sırt çantası. Ya da einen Ohrring, ya da bir küpe takıyor diyebilirsiniz. Tabi burada küpe genelde ikili takıldığı için Ohrringe şeklinde kullanılıyor. Ama bazen tabi tarz olmak için tek küpe takanlar da olabilir. Tek küpe takan tarz birisi varsa o zaman einen Ohrring şeklinde kullanılabilir. Ya da aynı biriyle bir gözlük takıyor. Aynı oa bir saat takıyor. Aynı mütse şapka. Aynı bluze bluz. Aynı kravate kravat. Aynı yake bir ceket. Aynı flige. Flige hem sinek için kullanılıyor hem de papyon için kullanılıyor. Yani bu takılan papyonlar için kullanılıyor arkadaşlar. Bir papyon takıyor diyebiliriz. Ya da artikeli das olanlardan. Aynı t-shirt. Aynı hemd. Aynı halstuch. Aynı haargummi. Haargummi. Haar saç demek arkadaşlar. Gummi de lastik kauçuk demek. Yani saç tokası manasına geliyor arkadaşlar. Aynı stetoskop, bir stetoskop. Yani doktorların taktığı stetoskop takıyor diyebilirsiniz. Benim kendi sunumumda bir tane bayan doktor birini muayene ediyordu. Orada bir tane stetoskop vardı boynunda. Ondan dolayı bunu bak buraya eklemiştim arkadaşlar. Şimdi bir tragenle söyleyebiliriz bu meseleyi. Arkadaşlar iki aufhabenle ve anhabenle de söyleyebiliriz. Aufhaben de anhaben de giymek demek. Peki aralarındaki fark ne arkadaşlar? Aralarındaki fark aufhaben rüzgarla düşebilen aksesuar ve elbiseler için kullanılıyor aufhaben. Anhaben ise rüzgarla düşemeyecek olan elbise ve aksesuarlar için kullanılır arkadaşlar. Yani karıştırmayın aufhaben aksesuarlar, anhaben giyecekler gibi düşünmeyin. Giyeceklerden de örnek veriyorum mesela şapkadır, ne bileyim ya da sırt çantasıdır. Bunlar rüzgarla düşebilecek şeyler ya da gözlüktür mesela. Bunlar düşebilecek şeyler. Onlar aufhabenle kullanması gerekiyor. Ama mesela saat. Saat rüzgarla düşemeyecek şey ya da kemer rüzgarla düşebilecek bir şey değil. Normalde onlar aksesuar olmasına rağmen onlar anhabenle kullanılıyor arkadaşlar. Burada asıl olan rüzgarla düşüp düşemeyecek olması. Yani auf sanki üzerinde duruyor gibi, an da sanki onu giymiş gibi düşünebilirsiniz. Er hat einen Hut, yani o bir şapka, ya da einen Rucksack,
ya da aynı stetoskop ya da aynı biriyle auf diyoruz. Bakın auf habenle kullanıyoruz. Ayrılabilir bir fiil olduğu için sona atıyoruz arkadaşlar. Auf haben fiili ayrılabilir bir fiil. Aynı şekilde an habende. Ya da sie hat eine bluse, einen gürtel, ein t-shirt an. Ne yaptık? An habenle kullandık. Çünkü bunlar rüzgarda düşebilecek eşyalar değil. Yani bu şekliyle kullandığınız zaman tregen fiilini herkes kullanıyor arkadaşlar sınavda. Bence siz an haben ve auf habeni kullandığınız zaman sınav görevlerini etkileyeceğinizi düşünüyorum. Ben kullandığımda prüferinin yüzünde böyle bir ifade oldu. Yani bu ifadeyi biliyor, bak auf habeni biliyor şeklinde. Bende stetoskop vardı. İşte sie hat ein stetoskop auf şeklinde kullanmıştım. Çok hoşuna gitmişti mesela. Orada hissettim onu. Der Mann trägt ein Karrieretesemt. İstiyorsak böyle fantazi yapmak istiyorsak böyle sıfatlar da ekleyebiliriz. İşte Karrieretesemt kareli gömlek giymiş ya da gestreift çizgili gömlek giymiş ya da längs gestreift dik çizgili ya da quer gestreift dediğimiz zaman enine çizgili olmuş oluyor arkadaşlar. Geçiyoruz üçüncü saçları. Yani bakın önce kişileri söyledik, sonra ne giydiklerini söyledik. Şimdi saçlarını söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Er hat blonde und kurze Haare şeklinde söyleyebiliriz. Normalde das Haare'dir arkadaşlar ama das Haar'dır, bir kıldır yani. Bir kıl için das Haar kullanılır. Ama biz saçımızda bir tane kıl olmaz yani. Genelde bir sürü olur. Onun için die Haare şeklinde çoğul olarak kullanılır. Gerçi ben bir kıla da muhtacım. O da ayrı bir mevzu. Er hat blonde und kurze Haare. Yani onun sarı ve kısa saçları vardır şeklinde söylüyoruz. Burada önemli bir nokta, bakın önemli bir not var. Sıfat isimden önce gelirse e eki alır ama daha sonra gelirse e eki almaz. Yani burada bizim sıfatımızı isme sıfat yaptığımız zaman kurze Haare dediğimiz zaman kısa saç ya da blonde Haare dediğimiz zaman sarı saç dediğimiz zaman burada e eki alması gerekiyor arkadaşlar. Ama biz seine Haare sind dediğimiz zaman onun saçları kurz, blond und glatt şeklinde kullandığımız zaman fiil sonra geldiği zaman fiile sıfat sonra geldiği zaman fiilden sonra geldiği zaman biz ona arkadaşlar ne yapıyoruz? İsimden sonra geldiği için ek takmıyoruz. Yani eki takmıyoruz. Onun saçları kısa, sarı ve düzdür. Glatt, düzdür şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Ya da ihre Haare. Şimdi seine Haare arkadaşlar erkek için kullanıyoruz. Ihre Haare kız için kullanıyoruz. Ihre Haare sind o kızın saçları lang, schwarz und schön. Onun saçları uzun, siyah ve güzeldir şeklinde kullanabiliriz. Burada kullanabileceğimiz belli başlı sıfatlar var. İşte brown kahverengi, lang uzun, glatt düz, lockig kıvırcık demek. Bakın bunu saça sıfat yaptığımız zaman lockige Haare diyoruz ya da glatte Haare, lange Haare oluyor. Ama eğer biz isimden sonra kullanacaksak, ihre Haare sind şeklinde kullanacaksak, onun saçları şöyledir dediğimiz zamansa burada yalan halde kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Gefärbt de renkli saçlar için kullanılıyor. Renkli derken bir sürü renk olan böyle farklı renklerde olan saçlar için kullanılıyor. Yoksa normal saçını boyama manasında düşünmeyin. Yani siyaha boyamak gibi düşünmeyin yani. Brünet, esmer, grau, gri. Gri dediği arkadaşlar bizim beyaz olarak kullandığımız, beyaz saçlı dediğimizde bunlar gri diyorlar. Weiss eğer bembeyazsa yani kar gibi bembeyazsa o zaman weiss kullanıyorlar. Yoksa saçında az bir şey, bir siyahlık varsa bile grau şeklinde kullanıyorlar. Ya da schön, güzel şeklinde kullanabiliriz arkadaşlar. Sie trägt ihre Haare offen. Yani o saçları, onun saçları açıktır şeklinde başka bir ifade de kullanabiliriz. Tabii buradaki offen'dan kasıt tesettürlü veya tesettürsüz manasında değil. Yani saçlarını toplamış veya saçlarını açmış yani. Saçları dağınık şekilde duruyor ya da saçlarını topuz yapmış ya da bir har gumi ile saç tokasıyla bağlamışsa o zaman Susamen gebunden oluyor. Sie trägt ihre Haare Susamen gebunden. Yani mit dem har gumi dersek mesela saç tokasıyla saçlarını toplamış olur. Ama sie trägt ihre Haare offen dediğimiz zaman saçlarını salmış artık. Saçları dalgalanıyor şeklinde düşünebilirsiniz yani bu şekilde. Geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncüsü nasıl görünüyor? Nasıl görünüyorlar? Aussehen fiili görünmek demek. Tamam. Aussehen görünmek. Er veya sie diyoruz. Sieht besorgt aus. Onlar endişeli gözüküyorlar. Ya da çoğul kullanıyoruz. Sie sehen glücklich aus.
onlar mutlu görünüyorlar şeklinde kullanabiliriz. Burada kullanabileceğimiz başka sıfatlar da var. İşte unlustli, keyifsiz görünüyorlar. Sorgenfull, kaygılı görünüyorlar. Sorgenfrei, kaygısız görünüyorlar. Müde, yorgun görünüyorlar. Ergerlich, sinirli görünüyorlar. Traurig, üzgün görünüyorlar. Aufgeregt, heyecanlı görünüyorlar diyebiliriz. Bunu basit bir cümleyle de yapabiliriz. Yani er ist aufgeregt, o heyecanlıdır. Ya da sie ist aufgeregt, o heyecanlıdır şeklinde de kullanabiliriz ama böyle basit bir cümle kullanmaktansa auszehen fiiliyle kullandığımız zaman, ayrılabilir bir fiille kullandığımız zaman hem auszehen'in bilmiş oluyoruz nasıl bir manaya geldiğini bilmiş hem de onun kullanımını göstermiş olduğumuz için bence auszehen'le ekstra bir puan alabiliriz arkadaşlar. Beşincisi, başka ne görüyorsun? Yani resimde başka ne görüyoruz? İşte auszehen fiilini kullanabiliriz. Auszehen cümlesinde kelimesini, proposyonu kullanabiliriz, pozisyonu kullanabiliriz, edatını kullanabiliriz burada arkadaşlar. Yani bunun dışında demektir auszehen. Auszehen zehe, bunun dışında ben görüyorum. Aynı şüpül makine mesela, bir bulaşık makinesi görüyorum. Aynen DVD player, bir DVD player görüyorum. Und ein Regal, bir regal görüyorum, raf görüyorum diyebiliriz. Ya da ich sehe viele Spielzeuge, ben bir sürü oyuncak görüyorum. Auf dem Boden, yerin üstünde. Yerin üstünde bir sürü oyuncak görüyorum diyebiliriz. Er hält, o tutuyor. Er hält in seiner Hand, elinde tutuyor. Einen Hut, bir şapka tutuyor. Ya da duvarda olan bir şey söyleyeceksek mesela, duvardaki prizi vesaire söyleyeceksek ya da ne bileyim duvardaki resimleri vesaire söyleyeceksek ya da saati söyleyeceksek an ile kullanmamız gerekiyor. An der Wand, duvarda ne varmış? Hängt, asılıymış. Eine Uhr, bir saat asılıymış. Duvar saat asılıymış. Ya da ein Bild, bir resim asılıdır diyebiliriz. Ich sehe auf dem Tisch viele Werkzeuge, mesela masanın üstünde bir sürü alet edevat görüyorum şeklinde kullanabiliriz. Altıncısı, dışarıdalar mı içerideler mi? Çünkü bir resim ya dışarıda çekilmiştir ya içeride çekilmiştir arkadaşlar. Başka bir ihtimal yoktur. Burada da draußen ve drinnen kelimelerini kullanabiliriz arkadaşlar. Sie sind draußen, onlar dışarıdadırlar. Ya da er ist drinnen, o içeridedir. Ya da ne yaptıklarını da söyleyerek kullanabiliriz. Mesela sie sitzen draußen, onlar dışarıda oturuyorlar. Ya da er arbeitet drinnen, o içeride çalışıyor şeklinde kullanabiliriz arkadaşlar. Geçiyoruz yedincimize. Yedinci ne yapabileceğimizle alakalı. Yani resim yorumlamada yedinci maddemize geçiyoruz. Ne yapıyorlar? Ne yaptıklarını söylememiz gerekiyor. Sie lacht, onlar gülüyorlar. Ya da o gülüyor, özür dilerim. Sie lachen, onlar gülüyor. Sie lacht, o kız gülüyor. Ya da lächelt, yani lächelt gülümsemek. Lachen sesli gülmek, lächelt böyle hafif tebessüm etmek manasında. Sie sprechen miteinander, onlar birbirleriyle konuşuyorlar. Sie unterhalten sich, onlar sohbet ediyorlar. Sie umarmen sich, onlar birbirlerine sarılıyorlar. Sie laufen arm in arm. Yani onlar kol kola yürüyorlar. Yani arm kol demek arkadaşlar. Aynı zamanda fakir manasında var. İkinci manası fakir, ilk manası kol. Arm in arm dediğimiz zaman kol kola yürümek. Yani arkadaşınızın omzuna atıyorsunuz ve onunla birlikte yürüyorsunuz. Kol kola yürümek bu oluyor. Veya hand in hand şeklinde de kullanabiliriz. El ele, yani elini tutarak yürüyorsanız hand in hand olmuş oluyor arkadaşlar. İki kişi varsa beide şeklinde kullanmanız size ekstra puan kazandıracaktır. Sie değil de çoğul değil de beide. Yani beide, o ikisi. Stehenle ben einer Tür, onlar kapının önünde ayakta duruyorlar şeklinde resmi yorumlayabiliriz. Bir resim var diyelim ki, kapı var. Kapıda iki tane kişi var, ayakta duruyorlar. Belki konuşuyorlar. Onlar kapının önünde ayakta duruyorlar diyebilirsiniz. Die Frau liest, kadın okuyor. Dem Jungen, çocuğa okuyor. Vor, sesli okuyor. Vorlesen, bakın ayrılabilir. Buraya almışız. Lesen, bir kişinin kendi okuması demek. Ama vorlesen, sesli bir şekilde başkalarına, başkasına okumasına vorlesen diyoruz arkadaşlar. Yani burada kitap, mesela resimde bir tane kadın çocuğa kitap okuyor diyelim ki. Orada vorlesen'ı kullanıyoruz. Die Frau liest dem Jungen vor. Yani kadın çocuğa kitap okuyor. Ich glaube, ich denke, sie besucht ihn. Mesela burada ne olduğunu bilmediğimiz durumlarda ich glaube, ich denke dememiz gerekiyor. Mesela bir resim var. Resimde de bir tane kişi kapıyı açmış. Kapıdan da birisi geliyor. Bir kız geliyor, bir kadın geliyor. Şimdi o gelen kişi onun karısı mıdır, kız kardeşi midir ya da arkadaşı mıdır, onu ziyaret mi ediyor, bilmiyoruz biz. Sadece yorum yapabiliriz burada. Burada ne diyebiliriz? Yani ich glaube, bence zannediyorum ki ja da ich denke, ben düşünüyorum ki sie besucht ihn. O onu, o kız onu ziyaret ediyor diyebiliriz mesela. O erkeği ziyarete gelmiş, arkadaşıdır zannedersem arkadaşı olabilir. Ama arkadaşı da olmayabilir. Onun için burada ich glaube, ich denke gibi zan ifade eden kelimeler kullanmamız, fiiller kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Der Mann schaut die Frau an. Adam kadına bakıyor. Şimdi
şavven fiili bakmak ama an şavvenle kullandığımız zaman dikkatlice bakmak oluyor. Diyelim ki pencereden öylesine etrafa bakıyorsunuz arkadaşlar, bu şavven oluyor ya da zehen oluyor. Ama an zehen veya an şavven dediğimiz zaman o zaman bir şeye dikkatlice bakmak olmuş oluyor. Tamam? Yani dikkat kesilerek bir şeye, olaya bakıyorsak o zaman an şavvenle kullanmamız gerekiyor. Burada dikkatlice bakıyormuş, onun için an fiilini sona atıyoruz. Er bilik indi ferne. Mesela o bakıyor, gene bilik fiili bakmak. Er bilik indiferne, o uzaklara bakıyor. Ya da ins regal, raflara bakıyor. Ya da auf den Boden, yere bakıyor. Şimdi normalde der Boden'dir artikeli. Bir şey üzerindeyse auf den Boden. Mesela burada ne demiştik? Ich sehe viele Spielzeuge, ben bir sürü oyuncak görüyorum. Bakın, ich sehe viele Spielzeuge auf den Boden. Yerin üstünde. Nerede görüyorum? Yerin üstünde. Dativ olduğu için auf dem diyoruz. Ama arkadaşlar dikkat kesinin. Bakın burada ne yapıyoruz? Er bilik, o bakıyor. Nereye bakıyor? Auf den Boden. Yere bakıyor. Nereye bakıyor? Wohin sorusunun cevabı olduğu için yere bakıyor. Akuzatif yapacağız. Der Boden'i den Boden şeklinde söylüyoruz. Er bilik auf den Boden diyoruz arkadaşlar. Er freut sich über das Eis. O dondurmadan dolayı seviniyor. Yani Freud fiili, Freuen fiili sevinmek demek. Auf'la da kullanılabilir, über'le de kullanılabilir. Eğer biz auf'la kullanırsak arkadaşlar daha elde edilmemiş bir şey için sevinmek olur. Mesela ben diyelim ki Amerika'dan cep telefonu siparişi verdim, iPhone siparişi verdim. Heyecanla bekliyorum onun gelmesini. İşte orada auf fiiliyle kullanacağız. Auf propozisyonuyla kullanacağız fiilimizi. Ama ben hediyeyi almışım, artık gelmiş elime almışım. Artık orada ben über'le kullanmam gerekiyor. Burada çocuk dondurmayı eline aldığı için, dondurmadan dolayı sevindiği için, mesela dondurma için seviniyor diye über fiilini kullanıyor. Über propozisyonunu kullanıyoruz. Er freut sich über das Eis ya da über das Geschenk, yani hediye için o seviniyor diyebiliriz. Sie kaufen im Supermarkt ein. Yani onlar süpermarkette alışveriş yapıyorlar. Kaufen fiili bir şey almak. Ein kaufen fiili bir şeyler almak, yani alışveriş yapmak. Yani gidip bir tane şey alacaksanız o zaman kaufen diyorsunuz. Yani bir tane araba alacaksanız kaufen diyorsunuz. Ama gidip bir sürü arabalar falan alacaksanız o zaman ein kaufen oluyor. Ya da markete gittiniz bir şey alacaksınız kaufen, birçok şey alacaksınız. Birkaç şey alacaksınız o zaman ein kaufen olmuş oluyor arkadaşlar. Er repariert die Waschmaschine, o çamaşır makinesini tamir ediyor, o tamir ediyor. Veya kadın, bakın, sie lässt die Waschmaschine reparieren. O çamaşır makinesini tamir ettiriyor. Burada lassen fiilini kullanarak ne yapıyoruz? Tamir ettiriyor, ettiriyor şekline dönüştürebiliriz cümlemizi. Sekizincisi arkadaşlar, konu ve tema. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü şöyle izah edeyim. 1 ve 7, yani şu şimdiye kadar gördüğümüz 1 ve 7. bölümlere kadar arkadaşlar, bize bir tane puan veriliyor. Bu 8 ve 9. konulardan arkadaşlar bir puan daha veriliyor. Ve şu 10. bölümden arkadaşlar yine bir puan daha veriliyor. Yani toplamda 3 puan veriliyor. Yani etkiye baktığımız zaman %33, %33 ve %33'lük bir puanlama sistemi olmuş oluyor arkadaşlar. Yani düşünün, buraya 7 tane maddeyi yapıyorsunuz. Bild Beschreibung oluyor. Bir resmi yorumlama olmuş oluyor bu. Resmi yorumlamadan 1 puan alıyorsunuz. Daha sonra resmin konusunu, temasını veya durumunu söylediğiniz anda, situasyon ve durumunu söylediğiniz zaman artı 1 puan alıyorsunuz. Ve deneyiminizi, o resimle alakalı, konuyla alakalı deneyiminizi söylediğiniz zaman da artı 1 puan almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun için burası önemli. Yani konu ve temayı söylemek zorundasınız arkadaşlar sınavda. Peki nasıl söyleyebiliriz? Das Thema des Fotos ist şeklinde söyleyebilirsiniz. Yani fotoğrafın konusu ist Sport. Spordur diyebilirsiniz. Das Foto thematisiert Bildung. Bu şekilde de söyleyebilirsiniz. Thematisieren, temalandırılmak demektir. İşte fotoğraf temalandırılmaktadır. İşte eğitimle temalandırılmaktadır şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Einkaufen diyebiliriz. Mesela Das Thema des Fotos ist Einkaufen. Das Thema des Fotos ist Gesundheit. Das Thema des Fotos ist Familie. Ja, das Foto thematisiert Feier, kutlama diyebiliriz. Das Foto thematisiert Freundschaft, arkadaşlık diyebiliriz. Das Foto thematisiert Besuchen, ziyaret
diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra durumu söylüyoruz arkadaşlar. Yani durum, yer ve situasyonu söylüyoruz. Nedir? Das Foto wurde im Park fotografiert. Fotoğraf parkta fotoğraflanmış. Yani fotoğraf parkta fotoğraflanmış. Fotografiren fotoğrafını çekmek. Aynısını Aufnehmen'la da söyleyebiliriz. Aufnehmen da fotoğrafını çekmek demek. Yani o zaman Das Foto wurde im Park aufgenommen şeklinde söylememiz gerekiyor ama fotografiren fiili daha akılda kalıcı olduğu için onu kullanabilirsiniz. Das Foto wurde in der Wohnung fotografiert. Fotoğraf bir dairede çekilmiş. Bakın bunları hep dativ yapıyoruz. Nerede çekildiğini gösterdiği için in dem Park, im Park. Bakın der Park'ı in dem, im Park yapıyoruz. Ama die Wohnung'u in der Wohnung yapıyoruz. Çünkü dativde ne oluyordu? Bizim die artikelimiz der oluyordu. Aynı şekilde Das Foto wurde in einem Laden fotografiert, bir dükkanda çekilmiş ya da aufgenommen diyebiliriz. Bir dükkanda fotoğraflanmış diyebiliriz. Das Foto zeigt, fotoğraf gösteriyor. Zeigen göstermek demek. Zeigefinger mesela gösterme parmağı, yani işaret parmağını Almanlar Zeigefinger diyorlar yani. Zeigen göstermek. Das Foto zeigt, fotoğraf gösteriyor. Eine Situation, bir durumu gösteriyor. Im Kindergarten, Kindergarten'daki, anaokulundaki bir durumu gösteriyor. Ya da Das Foto zeigt eine Situation in der Apotheke, eczanedeki bir durumu gösteriyor. Ja da Das Foto zeigt eine Situation im Supermarkt dediğimiz zaman süpermarketteki bir durumu gösteriyor. Ya da in der Schule, ya da im Laden, ya da im Haus, ya da im Krankenhaus diyebiliriz. Yani Das Foto zeigt eine Situation im Krankenhaus dediğimiz zaman hastanedeki bir durumu gösteriyor şeklinde kullanabiliriz arkadaşlar. Bu ikisinden, yani fotoğrafın konusunu belirlemenizden ve situasyonunu belirlemenizden ayrı bir puan alıyorsunuz. Burasına neden önem veriliyor? Çünkü fotoğrafa baktığınızda fotoğrafın hangi konuya ait olduğunu bilmenizi istiyorlar sizin. Genelde bilinen bir konu oluyor. Partnerinize de benzer bir fotoğraf veriliyor. Yani sizinkinde mesela Gesundheit konusuysa eğer ki sizinkinde bir tane bayan doktor başkasını muayene ederken öbüründe erkek doktor başkasını muayene ediyor oluyor. Yani sporsa eğer sizinkinde futbol vardır, öbüründe tenis vardır. Genelde spor meselesidir o. Yani konunun spor olduğunu anlıyorsunuz. Yani tam baktığınız zaman konunun ne olduğunu anlamış oluyorsunuz. Gerekirse partnerinizin resmini de görebiliyorsunuz. Ona da gördüğünüz zaman konuyu anlamış olursunuz zaten arkadaşlar. Onuncusu deneyim, yani Erfahrung diyoruz biz buna arkadaşlar. Burada standart bir soru soruluyor size arkadaşlar. Yani bunun haricinde soru da sorulabilir ama standart bu soru her arkada geliyor. Welche Erfahrungen, haben Sie mit diesem Thema in Ihrer Heimat oder in Deutschland gemacht? Yani bu konuyla alakalı memleketinde veya Almanya'da nasıl bir deneyimin oldu şeklinde bir soru soruyorlar arkadaşlar size. Tabi burada dikkat edin, Heimat'ın artikeli D'dir. Onun için in ihrer Heimat olmuş oluyor. Ama Heimat Land şeklinde kullanırsanız o zaman Das oluyor artikeli. Heimat Land'ın artikeli Das'tır arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Heimat Land, bakın burada Land, Land'ın artikeli Das olduğu için Heimat Land'da birleşik bir kelime oluyor. Bunun artikeli Das olmuş oluyor. Ama arkadaşlar Heimat'ı tek başına kullandığı zaman artikeli D'dir. O zaman ihrer Heimat. Ama İrem Heimatland, o da in Deutschland şeklinde Heimatland kullansaydık o şekilde kullanacaktık. Burada işte şahsi deneyimimizle alakalı bazı cümleler söyleyebiliriz. Nedir bunlar? İşte in meiner Heimat, in der Türkei, yani benim vatanımda, memleketimde, yani Türkiye'de yan cümle yapmışız. Habe ich letztes Jahr einen Freund besucht. Mesela diyelim ki arkadaşlık ya da arkadaşı ziyaret etme meselesi. Ziyaret diyelim ki konumuz. O zaman ne yapıyoruz? Ben işte geçen yıl bir arkadaşımı ziyaret ettim. Mein Freund hat sich sehr gefreut. O çok sevindi arkadaşlar. Sonra er hat viel Essen für mich gemacht. O benim için bir sürü yemek yapmış. Ya da gekocht diyebiliriz, pişirmiş. Ya da zubereitet diyebiliriz, bizim için hazırlamış diyebiliriz. Ich bin drei Tage bei ihm geblieben. Ben onda 3 gün kaldım. In Deutschland habe ich ihn jetzt auch viele Freunde. Benim Almanya'da gene bir sürü arkadaşım var şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Yani hem Deutschland'daki hem Almanya'daki durumumuzu, deneyimimizi söyleyebiliriz. Gerne lade ich meine Freunde zu mir nach Hause ein. Ben zevkle onları kendi evime davet ederim diyoruz. Ich möchte mit ihnen eine Grillparty in meinem Garten machen. Ben onlarla bir grill parti yapmak istiyorum, mangal partisi yapmak istiyorum ya da fayanı kutlamak istiyorum diyebiliriz. Şimdi önemli bir nota işte biraz önce söylediğim arkadaşlar. Resim yorumlamada 3 ana bölümden puan alacaksınız.
Bir resmi tasvir etme. Bu resmi tasvir etme dediğimiz bölüm birden yediye kadar olan bölüm. Yani resimde ne var ne yok onu tasvir ediyorsunuz. İki, durum ve konu. Yani 8'de konu ve durumdan bahsediyorsunuz arkadaşlar. Onun için ayrı bir puan alıyorsunuz. 3, deneyim. Yani Erfahrung bölümünden ayrı bir puan alıyorsunuz. Burada standart bir soru var. Bunun dışında ekstra bir soru da gelebilir arkadaşlar. Evet, resim yorumlamayla ilgili genel manada kalıpları kullandık. Bundan sonraki derslerimizin birinde veya birkaçında biz resim alacağız. Bir tane resim alacağız. O resmi buradaki kalıplarla birlikte yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.